Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mesele evlemek. Araba lastiği yapma aşamaları arkadaşlar. Evet, araba lastiği yapıyoruz. Bu bir tek video olacak. Diğerleri gibi yok part 1 lastik kesimi de oydu buydu. Lastik kesimini zaten siz ezberlemişsinizdir. Biz yaptık o aşamaları. Fotoğraflarına falan koyarım ben. Videoların bir yerlerine falan işte koyarım. Arkadaşlar bugün işte o büyük gün. Labrador'un videosunu çektiğimizde size bir söz verdik. Bir ay içerisinde o videoyu çekeceğiz dedik. Büyük ihtimalle şu an Aralık'ın 15'i. Bugün ayın 15'i. O yani ay başı olduğu için hemen başlayalım dedik. Evet, şurada benim eski emektar görüyorsunuz. Eski emektar ne? Arkadaşlar, buraya benim hayatımdaki ilk bisikletim, satmaya kıyamadığım ama ağzına da s**tığım bir bisiklettir kendisi. Şu an onu araba lastikli yapıyoruz arkadaşlar. Burada Dragon'um var. Arkadaşlar zımparaladık falan. İşte ben onu göstereyim arkadaşlar hemen. Bir de birkaç bisikletten bir parçalar falan alacağız. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bisikletimizi de kazıdık şöyle. Arkadaşlar şimdi kaynakçıya gidiyoruz. Bir de şu bisikletin orta göbeği alacağız. O yüzden bunu da götürüyoruz. Zincirin de daha. Duran. Orayda şu alttan eklem yeri var ya oradan. Eklem derken? Yani şurası. Şuradan. Ha orada. Tut abi. Buradan tut. Şuradan değil mi? Hı hı. Yanlış olmasın bak ona göre. Sonra abi niye kestin deme. Yok ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi her şeyi ayarladık. Her şeyi ayarladık herhalde. Şu ön jantın lastik patlak, onu da şimdi yapacağız. Ön akort iyi bunun. İç lastik falan. Arka lastik de şöyle. Gördüğünüz gibi böyle kaynatacağız. Allah'ın izniyle bineceğiz. Lastiğimizde iki tane patlak varmış arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bir yamanın orada çıktı. Bir de biraz altında çıktı onu. Öyle yani. Gelişmeleri aktarırız. Arkadaşlar. Bugün 15 Aralık 2020. Şimdi araba lastiklinin yapım aşamasındayız. Ben bunu part 1, part 2 diye yollamayacağım. Çünkü birincisi izledir, ikincisi izlenmez falan birileri sorar. Ben direkt netim. Koy abi direkt videoyu. Yarın bisikletimizi alacağız. Normalde bugün yapılacaktı. Amcanın akrabası ölmüş. Kardeşiyle birlikte şimdi ona bakmaya gittiler galiba. Allah rahmet eylesin diyelim onlara da. Allah rahmet eylesin. Her yoruma da siz yazarsınız. Yarın için yapmadılar arkadaşlar. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 16 Aralık saat bakayım 11-10 civarında. Şu an araba lastiğimizin yanına gidiyoruz. Bugün kaynak işleri yapılacak bisikletimizin. Siz tabi bir saniyede gördünüz. Biz heyecanlar akşam uyuyamadık falan. Aynen arkadaşlar. İnşallah yani. Ben çok rahat uyudum Ahmet abi, uyuyamadım. İnşallah yani güzel bir sonuç bekleriz. O zaman arkadaşlar bisikletçide görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet amcaya geldik. Mehmet amca dün şu kaynakları yapmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurayı yapmış yani. Şurası daha kaynaklı değil. Şöyle gördüğünüz gibi borulara takıvermiş. Şimdi kaynak işlerine başlayacağız arkadaşlar. Saat şu an 11.30 civarı. O zaman arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şu şasede bir kaç yanlış kesim yapmışız, orayı düzelteceğiz. Sen şunu tut bakalım, sen şurayı tut şöyle. Yok sen güçlü şey. Tut ben çekeyim. Şey, orayı değil lan. Şaseyi tut şaseyi. Şaseyi tut sen. Hadi çok uzun olmadı mı araba lastikleri? Oğlum pedal dönecek ya. Bak şu vaziyet. Şu vaziyet yapacağız biz. Tamamdır. Şöyle tamam, iyi. Bayağı da uzun oldu vallahi.
şu kadar uzun oldu. Bence de güzel oldu yani bisiklet. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi ön lastiği takacağız. Bisikletin biraz faaliyete geçecek arkadaşlar. Bizim şamyelimizde 4 tane patlak varmış. Yeni şamyel takacağız o yüzden. Şimdi yeni şamyel aldık, ikinci el. Onu geçiriyoruz lastiğimize. 2 tane patlağı var bunun da bak. Bunun da 2 tane patlağı var. Çatlağı var. Çatlağı işte. Onu da yaptık. Şu da bizim eski şamyel. Onda 4 tane patlak olduğu için onu yapamıyoruz. Aynen. Ahmet abi. Tamamdır. Lastiğimiz de güzel yani ya. Bir de arkadaşlar şu göbeğimiz böyle gördüğünüz abi, gibi göbek bayağı bir abi, oynuyor. Şunu götürebilirsin değil mi? Tamam götürün. Şimdi göbek bayağı oynuyor arkadaşlar. Onu da yapacağız. Mehmet amca şimdi onu da yapacak. Kaynak. Arkadaşlar patates. Yapamazsınız diyenler. Hani ne oldu lan? Hadi Allah'ın izniyle yapacağız işte. Aynen Allah. Arkadaşlar kaynak işlerini de gör. Lastiğimiz oldu. Şimdi şişireceğiz. Lastiğimiz biraz kaba. Onu da sonra ayarlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi şişti biraz. Sibel kapa. Sibobu takılı değilmiş arkadaşlar içindeki. Şimdi onu takıyoruz. Havasını basıyoruz. Şöyle de gördüğünüz gibi şasemiz, arka şasemiz de bayağı oldu. Şimdi şuralar yapılacak. Yapmak isteyenler, size yapamazsınız diyenler, olmaz diyenler, kötü olur diyenlere kulak asmayın. Benim laboratuvardan örnek vereyim. Hiç kimse yapamazsın dedi. Yaptım. Şimdi bunu da hiç kimse imkansız dediler. Bunu da yapıyoruz Allah'ın izniyle. Lastiğimiz de şişti. Kapa. Şimdi takacağız öne. Ve ön lastiği takıyoruz. Ona göre arka şasemizi de uzatıp kısaltma çalışmalarını yapacağız. Şöyle düzelteceğiz. Bu arada bisiklet de bir değişik gözüktü ha. Şimdi arkadaşlar lastiğimizi taktık. Şöyle gösterelim. Hafif bir sekme var lastikte. Yamukluk. Onda sıkıntı yok. Aynen. Oralarda kaynak yapacağız. Uzunluğunu ayarlayacağız bisikleti. Bizim dediğimiz zaten var ya, çıkacak gibi bir şey. Göbeği de şuraya kaynatacağız. Bak. Şu vaziyet kaynatırsak. Ha iyi. Şu vaziyet kaynatırsak. Olur. Hem şunlar da bak yakıncacık. Anladım biliyorum. Şuraya da hıpırma koltuğunu yapacak. Şunu da şunu seviyesine şuraya kaldıracağız. Aynen. Ben onu hiç anlamam abi. Ya onu ayarlayacağız onu ya. Ben anlarım sen. Sen kaynatacaksın sen. Bizim dediğimiz yerleri kaynat yeter. Arkadaşlar şu andan oynatma dur. Ayarladılar onu. Şu an bisikletimiz bu şekil kaynak olacak. Arkadaşlar bundan sonraki videoda bisikletimizi katlayacağız. Şöyle arkadan da of var ya. Mükemmel ya. Şu betonları alıyoruz kaynak olacak diye. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 8. Şasemiz yamuk kaynamaması için ölçüyoruz arkadaşlar. Abi diğer abi nereye gidiyor? He yamuk kaynamıyor. 29. 29'un yarısını söyleyeyim. 29'un yarısı 10. Gerek var mı? 14. Bak 14. 15. Ayarlıyoruz arkadaşlar şöyle. Tamam. Bunu sola kaldırırız. Tamam. Şimdi şuralar kaynatacağız onu. İçeri götür onu. Ben de burada. Şu an kaynak işlemlerimiz başlıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Demirler böyle kaynak olacak buraya. Arka şaseyi de birleştireceğiz. Buraya bir şey vardı bizim ya. Demir küçük bir şey sıkıştırsak oraya, kaynatsak oraya. Dur Mehmet amca tutayım. Bana değil ya. Uzaktan çekelim o zaman zoomlayarak. Şöyle. Abi bir bakayım. Şöyle kaynağımızı yapıyorlar. Arkaya 2 tane inşaat demiri attık uzatma olması için. Şasemiz daha güzel otursun diye. Şuradaki gördüğünüz parçayı da o borular gibi farz edin arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi kaynağımız yapılıyor. Ya bunlar da YouTube buna pek fazla dinlenirler bak ha. Neden?
Şimdi nasıl? Şu an çok güzel. Tam böyle kaynatalım. Orayı ne kadar sürüyor? Bir santim para. Heh, onu götür eğelim tamam. Bir. Tamam. Ya ne kadar uzun değişmiş ya. Şey. Şimdi yine çekerim. Kaynakların olduğu yere işaretliyorlar. Biri bura. Biri de şura. Şimdi kesiyor. Teraziyle ölçüm yapılıyor burada. Nasıl? Şimdi puntoluyorlar orayı. Hatta geri kaydırma lan. Geri kaydır. Biraz götürme. Şey mi tam ortada mı? O işaretliğin yerlerine. Tamam mı? Bisikletin şasisine taksaydı ne bileyim? Arkadaşlar düz şaseli makinamız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yapıyoruz şöyle. Makine oluyor ya, bir de üstüne bugün akşam bir boya falan atarız. Mükemmel olur. Şimdi tamamen kaynak atıyorlar şu anda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bisikletin kaynak işlemleri bitince ben size tamamen nereye ne oldu anlatacağım arkadaşlar. Başka bir bisikletin şasisini alıyoruz. Ölçü alıp buraya sabitleyeceğiz. Şimdi şasemizi yatırdık. Kaynak ettik. Bir de ters çevirip kaynak yaptık arkadaşlar. Şöyle bisikleti de yatırdık. Şimdi ayarladığımız yerleri kesiyoruz ve eziyoruz. İyice eziyoruz arkadaşlar. Şu hale geliyor. Ha bak. Tam oturdu. Tam oturdu aynen. Buradan da kaynatacağız. Şimdi buradan da bir kaynak atacağız. Zincir sistemimiz. Bunu da takınca. Tam. Arkadaşlar şimdi biz buraya bir punto attık. Şu benim şuradaki mili. Şimdi oraya kaynatacağız. Çünkü biraz sıkıntılı oldu orası. Şuradan hafif bir keseceğiz. Oraya yeni milimizi kaynatacağız. Biraz da dışarı alacağız mı? Alacağız. Biraz da dışarı alacağız burayı. Olacak. Bu şekil olacak yani Allah'ın izniyle. Arkadaşlar son bir kısım şuralar kaldı. Vallahi biz de bıktık. Var arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi buraya bir punto attık. 50 kağıt. Punto ha. Atıyoruz daha da. Bunun şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Bir de müşteriler falan geldi. Onun da lastikleri falan patlatmış. O da yapacak. Şöyle görünüyor. Şimdi işte göbeğimiz dağılmış şöyle gördüğünüz gibi. Yok, hala çok güzel. Göbeğimiz yapılacak. Allah'ın izniyle de eve gideceğiz. Allah'ım bu video olursa atacağım zaten büyük ihtimalle. Eğer bisiklet giderse ve kullanılır hale gelirse bisikleti boyayıp üstüne labradordaki kaplamadan koyacağız. Bayağı bir perişan durumda. Arkadaşlar yani benden size tavsiye uğraşmayın. Arkadaşlar son 16 Aralık'ta kaldıydık.
Şu an ayın 23 araba lastiklerimiz bitti. Kaplama videosunu falan da çekeceğiz daha. Arkadaşlar son aşamayı da size şimdi göstereceğim. Araba lastiklerimiz bitti. Tam kaplamaya başlayacakken aklıma geldi video. Şu an araba lastiklerimiz birkaç sorunu haricinde güzelce çaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisikletimiz bitti. Niye emmi oğlu? Arkadaşlar şimdi bisikletlerimize ne yaptık? Sen hayırdır oğlum? Üçü de benim. İçeride de var Dragon, onu da göstereceğim biraz sonra. Şimdi arkadaşlar Labrador da orada askıda duruyor. Labrador'u da koy. Pedalı çeviriyoruz. Disket sürtüyor benim de. Arkadaşlar ben bunun da disket sürtüyor. Şurada göstereyim. Bakın arkadaşlar gelin. Oradan olmaz. Tam bileyim var duruyor. Arkadaşlar linçlemeyin. Biz basıklıkla ilgili bir alakamız da yok. Pedal driftle de ilgili alakamız yok. Kendi aramızda şaka. Aynen biz kendi aramızda öyle şey yapıyoruz. Arkadaşlarımızda. Biz de bunu basmıştık. Bisiklet yokmuş. Ensar da burada yanlıyor. Abi. Şey güzelce bir yanına da izleyelim Ensar. Yani arkadaşlar bu çocuk 8 yaşında. 8 yaşında bence çok iyi bir performans diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha Ensar yanlasın son kez, evet. Bu arada araba lastiğimizin de rengi bu renk olacak. Onun videosu da 2-3 güne kadar gelir. Çünkü arda arda video atarsak biri izlenir biri izlenmez. O yüzden. Şimdi araba lastiğimizi görüyorsunuz şöyle. Askıda kaldı burada. Şuraya bir güçlendirme demiri attık. Tahta gibi bir şey işte. Şimdi bugün şurayı eğmeyi planlıyoruz. Bir bisikletimiz daha da basit olsun. Abi eğme şeyini de gösterin. Biz şeyler için. Arkadaşlar bir de Dragon'u gösterelim. Burada da aletlerimizi koyduğumuz şey var. Açıyorum. Açtı. Nerede lan? Burada da işte Dragon'um var. Dragon'umuzu... Alan gaz oynuyoruz. Elektrik odasına geldik. Evet, elektrik odasındayız. Oo, Ensar görev yaptı lan. Vent'ten adam çıktı. Gel. Bu eşya koymak yasaktır diyor. Bu eşya mı? Arkadaşlar en masrafsız bisikletim şu. Labrador. Pek fazla da para harcamadım buna. 100 lira falan. 100-150 harcadım buna da. Yani bu en sevdiğim bisikletlerimden biri. Değil, ikisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, buna gitmiyor diyenler olabilir. Bu da gitmiyor diyenler olursa, böyle Ensar bir sürsün. Gördüğünüz bence gibi. Bence iyi gidiyor. Bence güzel bile gidiyor yani. Arkadaşlar, bizi en çok zorlandıran kısım şurası. Şöyle göstereyim. Ortadaki mil 3-4 defa kırıldı falan. Lastik şuralardan çıkma yapıyor gördüğünüz gibi. Bu çıkma arkadaşlar nasıl düzeltilir onu da bir yoruma yazarsanız, bizi bilgilendirirseniz güzel olur. Arkadaşlar böyle de videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Araba lastiklerimizin yapım aşamalarını gördünüz. Zaten gördünüz böyle bayağı videoda. Alperen de burada, abisiyle burada. Arkadaşlar araba lastiklerimiz son hızıyla devam ediyor. Araba lastiklerimizin videoları da gelecek. Arkadaşlar bisikletimizle bayağı uğraştık. Bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün kaplayacağız. Şöyle göstereyim. İnfo vereyim ben size. Altın krom ve Labrador'u kapladığımız kaplamadan. Arkadaşlar 3-4 gün sonra da bunun kaplama videosu gelir. Bugün çekeceğiz onu da zaten. Biraz sonra hemen başlayacağız. Arkadaşlar çok boş yaptık. Bugünkü videomuzun bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Videomuza like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.